Beş Köpekli Geliş'ten tekrar merhaba. Bizim köpekler yayın konusunda biraz tecrübesizler. Havlayabilirler. Endişe etmeyiniz. DVD'ler ve YouTube hakkında çok soru gelmiş. Mehmet Püskül, Ahmet Dralik yolların ardından bunlardan bazıları. Öncelikle bu nevi teknolojik zımbırtılardan hiç anlamıyorum. Anlamaya ihtiyacı da duymuyorum. Cızgı mail hesabım yok. Sosyal medya hesabım zaten yok. Gazeteyi açıyorum. Bakıyorum ki fotoğrafım gazetede. Bilmem ne hakkında beyanatta bulunmuşum. Haberim yok. Beyanat bana ait değil tabii. Twitter'da densizin biri benim adıma hesap açmış. Hiç benim üslubum olmayan abuk subuk şeyler zırvalamış. Kendine gazeteci diyen o salak da yememiş, içmemiş, bunu gazeteye basmış. Benim bunlarla ilgilenecek vaktim yok. Ben yazmakla meşgulüm. YouTube işlerini orta oyuncuların genç takımına bıraktım. Üstünde çalışıyoruz diyorlar bana. Çalışıp çalışmadıklarını bilemiyorum. Benim bu konuda başka bir sıkıntım var. DVD'yi alan, internetten izleyen, oyunu oynama hakkına sahip olduğunu sanıyorum. Böyle bir şey yok. İzin alacaksın, bilet satıyorsan telif ödeyeceksin. Yine bir Mehmet Püskül sorusu. Üstadı beyaz perdede veya televizyonlarda görecek miyiz? Ufukta proje var mı? Televizyon düşünmüyorum. Film projeleri var. Ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Bengüce sormuş. Yaşadığımız dünya hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyadan çok sıkıldım. Gidebileceğim gezegen arıyorum. Volkan Eren sormuş. Tiyatro oyunlarınızı niye kitaplaştırmıyorsunuz? Oyunları kitaplaştırmayı düşünmüyorum. Kitabı alan bana sormadan oynamak hakkına sahip olduğunu sanıyor. Hasan Öztürk sormuş. Ustadan başucu kitabı olarak 3 kitap önerisi alabilir miyiz? 3 yazar önerisi verebilirim. Haldun Taner, Nazım Hikmet, Boris Vian kitapları. Fatih Seyirdalı soruyor. Tuncel Kurtiz'le karşılıklı imzaladıkları anlaşmazlık halinde dövüşecekleri hatırayı duymak isteriz. Tuncel Kurtiz hayran olduğum bir aktör. Tanışıklığımız çok eski yıllara dayanır. Bir gün tiyatroya geldi, Ses Tiyatrosu'nda Şeyh Bedrettin oyununu oynamak istediğini söyledi. Buyur oyna abi. Tabii dedim. Kaç para kira ödeyeceğini sordu. Ne kirası? Burası senin tiyatron dedim. Öpüşüp ayrıldık. Birkaç gün sonra tekrar geldi. Tuncel Kurtiz, biz yine de bir anlaşma yapalım dedi. Peki lan abi dedim. O gece oturdum, 2 maddelik bir sözleşme yazdım. Madde 1. Tuncel Kurtiz Ses Tiyatrosu'nda Şeyh Bedrettin oyununu oynayacaktır. Madde 2. Anlaşmazlık halinde Ferhan Şensoy ve Tuncel Kurtiz dövüşürler. Ahmet Gökçe soruyor. Karagöz ile Boşverin Beri tekrar basılacak mı? Basılmayı bekleyen yeni kitaplar var. Karagöz ile Boşverin Beri daha sonra basılacak. Sol Tarih soruyor. Şahları da vururlar. Biz gençler için sürpriz oldu. Oyunun içerisinde ne gibi güncellemelerle karşılaşacağız? Yani günümüz Türkiye'sinin siyasi taşlamalarını görebilecek miyiz? Şahları da vururlar. 14 Mart'ta başlayacaktı. Araya koronavirüs girdi. Tiyatrolar kapandı. Levent Ünsal 21 Mart'ta vefat etti. Onun yerine başka bir oyuncuyla Sonbahar'da oynayacağız. Şahları davruların güncelleştirilmesine gerek yok. Bugün daha da güncel.
Tolga de Chartaj soruyor. Chartaj ne demekse? Fransızca biliyorum, şartaj diye bir laf bilmiyorum. Her neyse. Nasıl bıkmadan, usanmadan umudunu kesmemeyi başarıyor, ülkenin sürekli geriye gittiği yanlış bir gözlemle. Ülkenin sürekli geriye gidişi çok hızlandı. Bıkmadan, usanmadan direnmek zorundayız. Son olarak, bu konu hakkında soru gelmemiş, ancak iki kelam etmek isterim. Grup yorum, şarkılarını özgürce söylemek istiyor. Helen'i kaybettik, büyük bir acı bu. Aynı acıyı tekrar yaşamayalım. İbrahim Gökçek konser vermek istiyor. İbrahim'in sesine ses olalım, İbrahim'i yaşatalım.